evine de götürebilir ihtiyaç sahipsi, çocuklarına da gönderiyoruz. Samsun'da bir sokak köftecisinden yürekleri ısıtan hareket. Çoluk çocuğumu çok şükür okuttum, evlendirdim, büyüttüm. Şimdi de halk için çalışalım, biraz da Allah için çalışalım. Samsun İlkadım ilçesinde bir kahvehane önünde sokak köfteciliği yapan Bahtiyar Akyüz askıda köfte satışı yaparak yürekleri ısıtacak bir harekete imza attı. Arkamdaki bu köfte tezgahının önünden aç geçmek neredeyse mümkün değil. Köfteci Bahtiyar Usta askıda ekmek projesiyle ihtiyaç sahiplerine her gün burada yemek dağıtıyor. Köfte, mesela et alamayanlar oluyor. Burada kızartıp okul çocuklarına, ihtiyaç sahiplerine veriyoruz halkın da desteği altında. Kahvaltı, menemen, aklınıza ne gelirse, ne verebilirsek veriyoruz vatandaşlara. Tabii bunu biz sadece kendimiz de yapmıyoruz. Biz de böyle zaman zaman yardımcı oluyoruz maddi olarak arkadaşımızlara. Kendisine gelen müşteriler ve çevresindeki esnaflar yedikleri köftenin parasından daha fazla para verip ihtiyaç sahibi insanların da bu köfteden yararlanmasına vesile oluyorlar. Komşusu açken yatan, tok yatan bizden değildir. O amaçla komşular aç kalmasın. Çocuklara destek olsun amacıyla burada kızartıp ihtiyaç sahiplerine veriyoruz. Evine de mesela pilav gönderebiliyoruz, yemek gönderebiliyoruz. Yani böyle işte bu şeyi başlattık yardıma. Sadece köfte ekmek değil, pilav, salata ve pirzolaya varan menüler var. Bizim burada pilavımız var, salatamız var, köftemiz var. İstediğini buradan alıp evine de götürebilir ihtiyaç sahibi, çocuklarına da gönderiyoruz. Kendisi de yiyebiliyor. Yani serbest, bir de köfte değil. Yani. İstersen pilav yer, istersen yemek yer, tost da yer. Yani serbest, ne yemez isterse yiyebilir yani. Kahvehane işletmecisi Zeki Sarı İbrahimoğlu ise bu projenin en büyük destekçilerinden. Öyle ki kendi müşterilerinden dahi askıda köfte için para topluyor. Burası İşlek bir cadde. Fakir, fukara, garip, kuraba buradan geçtiğini görüyoruz ihtiyaç sahiplerine. Bir proje geliştirelim dedik. Askıda ekmek var, biz de askıda köfte yapalım dedik. Eş dostun da desteğini alıyoruz. İşte arkadaşlarımızdan bir tanesi. Arkadaşımız destek verdi bize, sağ olsun kendileri. Bunu fakire, fukaraya, garibe, gurubaya bunları not ediyoruz. Defter tutuyoruz bununla ilgili olarak. Elimizden geldiği kadar destek olmaya bir şekilde devam edeceğiz. Köfte ekmek veriyor, gariban oluyor. Para teklif ediyor, istemez diyor. Çalışıyor musun? Yok. İstediğin zaman gelip buradan yiyebiliyorsun. İşte halka, vatandaşa, çocuklara yardımcı oluyoruz yani.